Aslında barış da, rahatlık da, sevecenlik de, sevgi de çok kolay da insanlara karma karışık ve zor gösteriyorlar. Yobaz takımı da küfrederek, saldırarak, hakaret ederek, kadınları ezerek, insanları mutsuz ederek, insanlara eziyet ederek dinin hakim olacağını düşünüyorlar. Allah'ın da onlarla mutlu olacağını, Allah'ın yani onları beğeneceğini düşünüyorlar. Halbuki Allah insanların eziyet çekmesi istemiyor. Allah size eza edip de ne yapsın diyor Cenab-ı Allah. Bu aptallar da kadınlara ne kadar eziyet ederlerse, ne kadar acı çektirirlerse, ne kadar hürriyetlerini kısıtlarlarsa, ne kadar insanları rahatsız eder, ağızlarını bozar, küfrederlerse, ne kadar çok kan dökerlerse, o kadar Allah'ın beğeneceğini zannediyorlar. Allah daima barışı istiyor. Hep barış ister. Ta Habil-Kabil olayından beri insanlarda bir savaş ruhu var. Kan dökme ruhu var. Kan dökülmesini Allah şeytani görür. Barışı Allah esas alır. İnşallah. Nahak yere kan dökmek çok büyük bir zulümdür. Acımasızlıktır. Cennete giremez öyle insanlar. Küfredenler, ağzını bozanlar, saldırganlaşanlar, insanlara nefret sunanlar, insanları sevmeyenler cenneti unutsunlar. İnşallah Allah'ın dilemesiyle. Cennet sevgi yurdudur, muhabbet yurdudur, güzellik yurdudur. Allah bizi sevgi için yaratıyor. Allah'ın en beğendiği şey sevgidir. Samimiyetten kaynaklanan, akıldan, imandan kaynaklanan sevgi. İmanın da nihai hedefi yine sevgidir. Sevgiyi insanları unutturmaya ve nefreti pekiştirmeye çalışıyor şeytan. En ters duyguya insanları itiyor. Mesela kadınlar kadınlardan nefret edilir hale geliyor. Gençler gençlerden nefret edilir hale geliyor. Yahut karşılıklı kadınlar erkeklerden, erkekler kadınlardan nefret edilir hale geliyor. Bu şeytanın bir oyunu. Bu oyuna hiç kimse gelmez. Cennette Allah sevgiyi ister. Ağaçları seveceğiz, bitkileri, çocukları seveceğiz, gılmanları seveceğiz, hurileri seveceğiz. Değil mi? Eşlerini seveceğiz. Kendi eşlerimizi seveceğiz. Efendim, iyi olan, güzel olan her şey oluyor cennette. İnşallah. Meyveler, ağaçlar, bitkiler, eşyalar, hepsinde istenen sevgi. Baktın mı sevgi. Allah ondan hoşlanıyor, onu beğeniyor. Onun için sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz denmesinin sebebi budur. Evet, inşallah. Cennette aslı vardır. İnşallah. Dünya geçici imtihan yurdudur. Geçici bir kurs gibi bir yer. Sevgiyi öğrendiğimiz bir kurs. Sevgi okuludur. Sevginin gerçeğini öğreniriz burada. Ondan sonra sonsuza kadar o sevgiyi yaşamamızı Allah istiyor. Öğrenmeden gidenler sevgiyi anlamadan yaşayamayacağı için illaki bu eğitimden geçmeleri gerekiyor. Savaş zordur. Kavga zordur. Adamlara diyoruz ki dünya kardeş olacak. Olur mu ki diyor. Lan kavga daha zor değil mi? Adam doğramak, insan kesmek, kan revan içinde bombalamak, rezillik, hakaret etmek, küfretmek mi kolay? Sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, arkadaşlık mı kolay? Çok zor şey söylüyorsun sen ya diyor. Şeytan zor gösteriyor. Gayet kolay. En kolay olanı söylüyoruz.